Ders 9. Kütlenin mol ile bir değere değiştirilmesi. Yani ne inarık biz burada? Kütleyi mol ile bir değere, yani mol, kütleyi neye değiştiririk? Mola değiştiririk. Mola değişilir. Bunun içinde bir yasağımız var. Şekil 3.3'de kitabımızda da yazıldığı için bilinmeyen madde değeri mol ile nasıl bulunur? Verilen madde değeri, soruda verilen maddenin değeri mol veya kütle olmuş çarpı molar kütlenin tersi. Yani molar kütlenin inerek tersine yazarız. Mesela oksijenin mol kütlesi 16 gram per moldu. Biz burada ne inerek? Verilen molar kütlenin tersine yazarız. 16 bölü 1. Biz bu şekilde yazarız. 1 bölü 16 gram mol da yukarıda yazarız. Yani molar kütlelerini inarız, tersine çeviririz. Birimler de aynı şekilde ters olur. Gram yukarıda, mol aşağıda. O zaman mol yukarıya gider, gram aşağıya iner. Çarpı bilinmeyen mol olanı, istediğimiz molun bilinmeyenin molu, böyle verilen mol. Burada 3-4 örnek sorusunda bu şekilde bir reaksiyonumuz var. NH3 oksijenle reaksiyona girdiğiniz zaman nitrojen oksidle su yapılır. Bu şekilde de basını denkleştirerek bu soruda ne verip verilen NH3'nin kütlesi 824'te. İki şey istirbamızdan burada. Birincisi mol ile oluşan NO değeri. Yani NO'nun molu kaçtı? İkinci mol ile oluşan H2O'nun değeri. Burada da H2O'nun hem NO'nun değeri hem de H2O'nun değerini istirir. Biz önce ne inarız? Bir yasağını yazarız. Bir yasaya göre bilinmeyen madde değeri neye eşitti? Verilen madde değeri. Burada neyi verip bamza? 824'ü verip. 824. NH3 gram. Çarpı molar kütle. Neyi molar kütle? Verilen molar kütle. Verilen ne adı? NH3. Yani NH3'nin kütlesi. NH3'nin kütlesini nasıl molar kütlesini bulduk? Bu şekilde nitrojen 10 üstü 14'ü nitrojen artı hidrojen 3'tü. 3 hidrojenimiz var. Periyodik cedvele baktığımız zaman da molar kütlesi ne kadardı? 1.01'di. Bu şekilde olur 17.01. 17.01 gram per mol. Ama burada diri tersini yaz. O zaman diyarık 1 bölü 17.01 gram NH3. Yukarıda da mol NH3. Bakın bu şekilde yazarız. 1 bölü 17 0.1 ne? 0.4 gram NH3. Yukarıda da 1 mol NH3. Çarpı bilinmeyen mol oranı. Biz istediğimiz mol nedir? NO'dur. NO'nun molu ne kadardır? Bakın burada NO'nun önünde 4 var. Böyle verilen mol. Verilen nedir? NH3'dir. NH3 neçe moldu? NH3 4 moldu. Bu yasaya göre edebilir. Bunları birbirinden kısaltak. Mol değerini bulak. Bakın burada gram NH3'den gram NH3 birbiriyle ceder. Mol NH3'den mol NH3 de aynı şekilde. Kalan ne kalar? Gram mol NO. Mol NO kalar.
824 çarpı 4 bu eder ne kadar? Edirip 48.4 17'ye de basın böldük. İçinde mol ile oluşan H2O değeri. Aynı şekilde bir yasağını yazarız ama burada bilinmeyen ne olur? H2O olur. Burada bilinmeyen o NO'ydu. İçinde de bilinmeyen ne olur? H2O olur. Verilen madde değeri aynı şekilde 824 NH3'ydi. Çarpı molar kütle, neyin molar kütle? Verilen molar kütle. Yani aynı şekilde NH3'nin molar kütlenini inerek tersine yazarız. Çarpı bilinmeyen mol oranı. Bilinmeyen mol burada içinde de neydi bir de? H2O'du. Nece H2O'muz var? 6 mol H2O'muz var. Böyle verilen mol. Verilen mol neydi? NH3'ydi. NH3'nin molu ne kadardı özünde? 4'tü. 4 NH3. 4 NH3. Bu şekilde neyi elde ederek? H2O'nun molunu elde ederek. Kalan neydi burada birimlerden? Mol H2O'du. Bu şekilde edebilir. Mol kütleyi neye dönüştürek? Kütleyi mol değerine dönüştürek. Burada başka deneme soruları da aynı şekilde edebilirsiniz, çözersiniz. Deneme soruları sayfa 86 B'de bu şekilde edebilirsiniz, çözersiniz. İndi başka bir yasayacağlık kütle hesaplaması. Yani burada neler? Kütle verer, o kütlenin bir maddenin başka bir maddenin kütlesinin bulmasına vesile olur. Yani bir kütleyi başka bir maddenin kütlesine dönüştürür. Bu da aynı şekilde yasaya göre olur. Bu yasalardan her birini olur ezberliyorsunuz, bilirsiniz. Her zaman naksi yasayı kullanırsınız. Duruma göre, soruya göre, önce bakalım ne verip ne istirip, ona göre biz yasakaları edebilir kullanalım. Eğer bamza kütle veripse, başka bir kütle istedik zaman, bu ne yasasını olur kullanak? Kütle hesaplama yasasını olur kullanak. Bir yasada nasıldı? Şekil. Kitabımızda da yazdığı için şekil 3-4. Kütle hesaplaması. Şekil kitabımızda bir yasanı önce olur ezberliyorsunuz. 3 şekil 3-4 bilinmeyen madde değeri bilinmeyen madde değeri mol ile ne inerik? Verilen madde değeri mol. Mol ile çarpı molar kütle tersi. Neyin molar kütlesi? Verilen molar kütle. Yani verilen maddenin molar kütlesi.
çarpı bilinmeyen mol bölü verilen mol. Bir yasaya baktıklarımız zaman bakarız çoğu birbirine benzer ama aralarında da fark var. Çarpı bilinmeyen molar kütle. Bu yasaya göre edebilirlik birbiriyden değiştirir. Şimdi mesela 3-5 örnek sorusu. Ne diri? Diri teneke florür. Teneke florür bazı diş ilaçlarında sanayisinde kullanılır. Hidrojen florür ile tenekenin reaksiyon yolu ile bu denkleme göre olur. Önce biz denkleme kanı yazak. Sn artı 2 HF. Burada bakın denk bir şekilde veribdi. İstemez denkleştirir. Artı H2 gazı. Bakın bu sıvıdı. Bu gaz. Bu da sıvı. Burada bamza ne verip 30 gram HF. Yani verilen ne adı burada? 30 gram HF. 30 gram HF ile su reaksiyon oluşur. SnF2 kütlesi gram ile kaçtı? Yani bilinmeyen burada ne adı? Önce olur. Her soru hocamıza geldiği zaman verilen ve bilinmeyeni olur belirleyek. Bilinmeyen SnF2 kütlesidir. Biz ne inarız önce? Bu yasaya göre, bu verilen yasaya göre her bir değeri yerine koyarız. Bu yasaya göre yarık bilinmeyen mol bilinmeyen madde değeri gramla eşittir. Verilen madde değeri moldu. Mol ile. Verilen ne adı? 30 gram HF. Bakın 30 gram HF çarpı molar kütlenin tersi. Hangi maddenin molar kütle? Verilen molar kütle. Verilen burada ne adı? HF. HF'in molar kütlesi neye eşittir? H 1'di. Artı F'in molar kütlesi ne kadar da 19'du. Eder ne kadar? 20, 0, 1. Yani molar kütle, verilen molar kütle 1 tersi ama. 1 böyle 21, 20.01 gram. Verilen ne adı? HF. Çünkü verilen molar kütle adı. HF, mol, HF. Nasıl böyle yazdık? Çünkü diri periyodik cedvalinin tersi. Olur diyor 20.01 gram HF böyle mol HF. Ama biz tersini yaparız. Olur 1 böyle 20.01 gram yukarıda da molu yazarız. Çarpı bilinmeyen mol. Burada bilinmeyen mol ne adı? Bilinmeyen mol SNO2'dü. Neçe moldu SNO2? Öcünde bir duvar, yani birdi. Hiçbir şey olmadığı zaman yani birdi. Bir mol SNO2.
F 2. Verilen mol. Verilen nerede? HF'de. HF'in öcünde nerede var? İçi. Yani içi mol SN F 2. Çarpı bilinmeyen molar kütle, yani SN F2'nin molar kütlesi. Biz ne inerik? SN periyodik cadvele baktığımız zaman 118'de artı F2 içidir. İçi çarpı eder nerede? Edir 156. Yani 156 71 gram mol. Bakın molar kütle. Molar kütlemin birimi ne adı? Gram bölü mol. Neyin molu gibi? SN F2. SN F2'nin molar kütlesi. Burada birbirinden önce kısaltarak sonra HF'in gramı, HF'in gramıyla kısaltınlar. İçi mol HF birbirine de kısaltlar. Sonrasında ne kalar? SN2'nin gramı kalar. Edirin 117.5 gram SN F2. Bu şekilde SN F2'nin yasaya göre edebilir molar kütlesini bulak gram ile. İndi bu sorular da bu deneme sorular. Sayfa 88'de aynı şekilde edebilirsiniz, bu şekilde halledersiniz. İki sorumuz var. Bunlar tabii üç içi kısmıydı. Üç içi sorularıydı. Karacalık üç bölümü. Üç kısmı belirlenen reaksiyona giren maddelerin ve üretimlerin yüzdelik oranı. Yani her bir madde, reaksiyona giren madde veya üretilen maddenin yüzdelik oranını nasıl bulabilir onu anlarız. Birçok zaman reaksiyona girenlerin birinin daha fazla değerini kullanır. Yani iki madde eğer birbiriyle reaksiyona girirse, bir maddenin değeri o birisinin maddenin değerine göre daha çok kullanılır. Ya veya bazen bir maddenin değeri daha az kullanılır. Reaksiyonla reaksiyona göre değişir. Eğer reaksiyon yapan ya da kesilen madde, eğer bir madde reaksiyona girdiği zaman, biri tez bittiği zaman kesinse buna sınırlandırmalı reaktant denir. Ama reaksiyonda tam reaksiyon yapan madde, yani reaksiyonu yapar tam bir şekilde, bazı bu maddeden de kalır ucunda, buna ne diner? Aşırı reaktantler denir. Mesela karbonla oksijen. Karbonla oksijen reaksiyona
girdiği zaman oksijenle reaksiyona girdiği zaman karbon oksijen. Bazı zaman oksijen daha fazla oksijen çıkar. Bu çıkan oksijene ne diyorlar? Aşırı oksijen. Aşırı oksijen denir. Diyelim ki burada kitabımızda da aynı şekilde verilir. Eğer 5 molekül karbon, 10 molekül oksijenle reaksiyona girdiği zaman 5 karbon, 10 oksijen reaksiyona girdiği zaman ne yapınan? 5 karbon dioksit. Ve oksijen, aşırı oksijen. Bu 5 molekül oksijene ne diyorlar? Yapılan 5 mol oksijenle aşırı oksijen denir. Burada aşırı reaktant oluşur. Üz altı örnek sorusu. Silikon dioksit normalde basit bir maddedir ama hidrojen florür ile çok çabuk reaksiyon yapar. Bu denkleme göre yani SiO2 HF ile reaksiyona girer ne yapar? SiF4 yapar. Eğer 2 mol HF ile 4 mol SiO2 reaksiyona girdiklerinde yani burada verilen ne adı? Hem HF molu hem de SiO2 molu 2 verilen var. Bilinmeyen burada ne adı? Sıralandırmalı reaktant. Biz önce ne inerik? Yasaya göre HF molu çarpı yani verilen her içi verilen molu ayrı ayrı birbiriyle çarparak bir şekilde SiO2 sıvı şeklinde HF gazı ile reaksiyona girdiği zaman ne yapar? SiF4 6 H2O nakleştirir önce 4 ve de 2. Burada verilen ne adı? 2 değer burada verir bamza. Birincisi HF değeri ne kadardı? 2 moldu. İkinci şey SiO2 değeri ne kadardı? 4,5 moldu. Burada bilinmeyen ne adı? Sınırlandırmalı reaktant diri ne adı? Biz diyarık HF molu çarpı SiO2 mol bölü mol HF ve eşittir neye? Mol SiO2'a. Daha sonra mol HF ne kadardı? Burada soruda verip 2 mol HF çarpı burada verilenleri birbiriyle çarparak çarpı SiO2 molu ne kadardı? 1 var ucunda yani 1 mol SiO2 4 mol HF'nin önünde ne kadar var? 4 mol HF.
F. Önce HF'i çarparıq. SiO2'nin molunu bulaq. Eder ne kadar burada? 1 ve 2. Mol HF ile mol HF birbiriyle ceder. 1 böyle 2 edir. 0 SiO2 edir yarı mol SiO2. Daha sonra ne inarıq? Tərz bir şəkildə bu karabını kullanıq. 4 mol 4 mol SiO2-nu kullanıq. SiO2 çarpı Si bunun tersi olur. Mol SiO2-nu yazarıq. Burada mol HF. Burada da mol SiO2. HF'in mol ne kadardır? 4. Si2 onun mol ne kadardır? 1'di. Burada 4,5 mol HF. Mol Si ile mol Si birbiriyle ceder. Ne kadar? 4 buçuk çarpı 4 kalır. Edir ne kadar? 4 kere 5, 22, 54 kere 4, 16, 18. Bu şekilde yazınlar mol H F. Yani burada eğer 2 mol HF kullansak 0.5 mol SiO2'ya ihtiyaç olunur. Ama eğer 4 mol SiO2 kullansak 18 mol olur. Ne kullanak? HF kullanak. Yüzdelik verim oranda. Yüzdelik verim oranı nedir? Teorik verim, yani kimyasal hesabı bu tanımıdır. Yüzdelik verim, teorik verim, yani kimyasal yapı yolu ile biz çok kere kimyasal bir sayı dediğimiz zaman, yani nedir? Biz bazı deney kimyasal teori koyarız, ona göre bir sayı koyarız. Ama deneylerde, daha önce dediğim gibi bazen çok, bazen az bir sayı çıkar. Yüzdelik verim oranı. Yasası bu şekildedir. Gerçek verim. Böyle teorik verim. Çarpı 100. Eğer bir soruda yüzdelik verim oranını istese olur, hem gerçek verim hem teori verimi soruda versin. Sonra her ikisini birbirine bölük. Gerçek verim böyle teorik verim çarpı 100 ederek yüzdelik oranını edebilir bu şekilde bulak. Daha önce bunu unuttum diyeyim. Sayfa 96'da burada deneme, bazı deneme sorular da var. Aynı şekilde edebilirsiniz, bunlar da halledersiniz. N2H4 artı H2O2. Bu cevaplar da altı aynı şekilde verip diye. Eğer 0.70 mol N2H4 ile her içi hem suyun değerini verip hem H2O4'un değerini verip karıştırmalarında bu reaksiyon iki reaksiyon girmeleri sırası hangisi sınırlandırmalı reaktanttır.
reaktantın fazla değeri mol ile kaçtır? Üçüncü iki üründe her biri kaç mol olarak olmuşlar? Daha önce yazdığım yasa şeylere göre bu şekilde edebilirsiniz. Bu sorulara aynı şekilde çözersiniz. Birinci kursun her üç bölümün burada sonuna geldik. Hepinize başarılar dilerim. Kameraman arkadaşıma teşekkür ederim.